ediyoruz. Uluslararası toplumun bir kısmı Suriye ve Suriye halkına da destek vermek istiyor. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Çünkü oradaki depremden etkilenenler de can. Dolayısıyla bu yardımların bazıları doğrudan havadan gidiyor ve hava sahamızı bu uçaklara açıyoruz. İki, BM insani yardımları yıllardır cilve gözü Babıl Hava geçişinden, gümrük kapısından geçiyor. Bu geçişin, gümrük kapısının diğer tarafında yol ve köprülerde hasar olmuştu. Ve bunlar şu anda tamir ediliyor ve her geçen gün buradan geçen tır sayısı, BM insani yardımlarını taşıyan tır sayısı artıyor. Tamir edildikçe sayı artıyor. Bu dönemde uluslararası topluma ve BM'ye Kilis'te iki tane şu anda bizim kontrolümüzde olan kapı var. Bu kapıdan da insani yardımları gönderebileceklerini söyledik. Yani insani yardımlara bu kapıları, mevcut açık olan kapıları insani yardımlara da açabileceğimizi, yani kullandırtabileceğimizi söyledik. Olay bundan ibaret. PKK'nın, YPG'nin kontrol ettiği yerlerde kapı açılması söz konusu değildir. Ayrıca yoğun bir şekilde Türkiye'ye, Suriye'den mülteci geliyor, akımı var, bilgisi de doğru değildir. Yani bunları yayan insanlara bakıyoruz, normalde ciddiye almamız gereken insanlar, öyle düşündüğümüz insanlar. Yani bilgi almak istiyorlarsa bize sorsunlar. Biz gerekli bilgileri veririz. Ve bu kapılar, yani bizim BM için yıllardır açık olan insani yardımlar için Güvenlik Konseyi kararında da var. Ve diğer iki kapılar tek yönlüdür. Yani insani yardımların götürülmesidir. Bu kapıların açık olması buradan yoğun bir şekilde Suriyelilerin ülkemize gelmesi anlamına gelmez. Bunları defalarca açıklamamıza rağmen her gün yeni versiyonlarıyla yalan ve yanlış bilgileri yaymak gerçekten iyi niyet değildir. O yüzden bir kere daha siz de sordunuz, açıklamak istedim. Bizim söylediklerimiz gayet açık, net. Kimse bunu başka bir yere çekmesin. Halkımızın duygularıyla da oynamasın. Çünkü şu zamanda hepimizin deprem bölgesine ve depremzedelere birlikte odaklanmamız lazım. Belçika Başbakanı'ndan açıklama gelebilir. Eğer Belçika ya da Avrupa ülkeleri Suriye'deki Suriyelileri veya bizdeki Suriyelileri ülkelerine götürmek istiyorlarsa biz onlara yardımcı oluruz. Doğrudan zaten insani yardımların bir kısmı doğrudan uçuşlarla o bölgeye gerçekleşiyor. Nasıl şimdi bizim uçaklarımız hem Türk Hava Yolları hem de işte diğer özel şirketlerimiz de hepsi, teşekkür ederiz hepsine, deprem bölgelerine gidiyorlar, yardım götürüyorlar ya da oraya gitmek isteyen işte gönüllüleri vesaire hayırseverleri götürüyorlar. Dönüşte de ücretsiz bir şekilde deprem bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlarımızı getiriyorlar. Dolayısıyla Suriye'ye gidecek uçakları biz hava sahamızı açarız, gitsin. Oradan alsınlar götürmek istedikleri Suriyelileri, kendi ülkelerine getirsinler. Yani onları bağlar.